İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi dergisinin yeni sayısı çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ermeni tarafı ve Başbakan'ın birçok yapıcı ifadesi Azerbaycan tarafından cevapsız bırakılmıştır. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Artsakh'tan işgal ettiği bölgeleri yasa dışı olarak yerleşme açmaya devam ediyor. Fransa, IŞİD'le mücadelenin gerçekliğini sorgulayan tartışmayı cezalandırıyor. Reuters, Türkiye ekonomisi 2018'in 4. çeyreğinde %2.7 azaldı. 111 kişi Aurora Formu'nun iyi niyet elçisi oldu. Sibel adlı film sinemalarda, biz terörist değiliz. Hayrenik Vatan adlı aylık resmi derginin yeni sayısı çıktı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık resmi dergisi Hayrenik Vatan'ın 8. yeni sayısı 1 Mart'ta çıktı. Hayrenik Vatan adlı aylık resmi dergi her ayın başında Batı Ermenice olarak yayınlanmaktadır. Yakın bir gelecekte Türkçe ve İngilizce'de yayınlanacak olan resmi dergiyi elde etmek için bizimle bağlantıda bulunun. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Sözcüsü Anna Nagdalyan, Karabağ-Artsakh barışçıl çözüm süreci hakkında konuştu. Nagdalyan, son zamanlarda Azerbaycan'ın değişik devlet organlarınca dile getirilen Dağlık Karabağ-Artsakh anlaşmazlığının çözümü ile ilgili açıklamalarda belirgin bir sertleşme gözlenmektedir. Başbakan da dahil olmak üzere Ermeni tarafının birçok yapıcı ifadesi Azerbaycan tarafından cevapsız bırakılmıştır. İki ülkenin liderleri arasındaki görüşme olasılığı fonu üzerinde Azerbaycan, uluslararası taahhütlere aykırı olarak rapor edilmemiş saldırgan tatbikatlar başlatıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Avrupa Parlamentosu'nda bölgemize diyalog, hoşgörü ve uzlaşma getirmenin gerekliliğini ilan ederken, Bakü'den toplumlarını barış yerine savaşa hazırlayabilecekleri konusunda tehdit geliyor. Ermenistan Cumhuriyeti kendi taahhüdünü, önceliklerinin Artsakh'ın güvenliği ve statüsü olduğunu her zaman dile getirmiş ve çatışmanın yalnızca Agit Minsk grubu himayesinde barışçıl olarak çözülmesini desteklemiştir. Barış ortamının oluşturulması, riskleri azaltma ve olayları önleme mekanizmaları ile güven artırıcı önlemler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor, dedi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departman Müdürü Artak Nersisyan, Araksavan İnşaat Projesi'nin Cenevre Sözleşmelerini ve Ek Protokollerini ihlal ediyor şeklindeki Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına cevap verdi. Mart ayının başında Artsakh'ın güneyinde bulunan Araksavan yerleşiminin inşası hakkında yorum yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bu adımı Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri ihlal ettiği şeklinde nitelendirdi. Aynı zamanda Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Araksavan hakkındaki açıklamaların, Agit Minsk grubu eş başkanlarının himayesinde uzun vadeli müzakere sürecine açıkça bir saldırıdır, dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yorumu, Azeri-Artsakh çatışmasının çözümü süreci ve aynı şekilde Araksavan'da var olan durum için kendi sorumluluklarını başkasının üzerine atma denemesinden başka bir şey değildir. Genel olarak Azerbaycan yönetimi Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altında tuttuğu topraklarında özellikle Şahumyan bölgesi ile Mardagert bölgesinin bir kısmını yerleşime açmasıyla ilgili devlet politikası uygularken Cenevre Sözleşmelerinin ihlal edildiği suçlaması sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Ülkenin egemenliğini ihlal ederek Suriye topraklarında IŞİD'e karşı savaşan Fransız askerlerinin komutanı Albay François Regrier, Revue Défense Nationale'de bir eleştirel makale yazdı. Regrier, yazdığı makalede karada angajman yokluğunun ABD komutası altındaki koalisyonun eylemini etkisiz hale getirdiğini ve sivil halkın çektiği acıları ve yaşadığı yıkımı gereksiz yere uzattığını anlatıyor. Derginin müdürü General Jérôme Pellistrandi, makalenin yazarı albayın üstlerine hedef aldığını kontrol etmediği için pişman olduğunu belirtti. Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Senato'da yaptığı bir sunumda albayın cezalandırılacağını, çünkü sadece Fransızların faaliyetini eleştirebilmek için IŞİD'e karşı askerlerine komuta etmeyi alçakça kabul ettiğini söyledi.
27 Şubat 2019 tarihli Le Monde gazetesinde makaleden yapılan uzun bir alıntının yanı sıra Albay Michel Goya'nın tartışmayı destekleyen bir yorumunu ve General Serge Schule'nin Albay Legrier'in analizlerine karşı çıkan bir makalesinde yayınladı. Aslında Fransa yıllardır sürekli olarak gerçekten IŞİD ile savaşmadığını ama Suriye'yi yok ettiğini söylediğimiz bir koalisyona katıldı. Diğerleri gibi sahada bulunan Fransız askerleri de bunu tespit etti. Albay Legrier, siyasi hiyerarşideki ikililik üzerindeki örtüyü teknik açıdan kaldırarak hata yaptı. Aynı tartışma ABD'de de yaşandı. 2015 Intelligentsia National Security Summit sırasında yönetimdeki üst düzey yetkililer bu konuyu dile getirmişlerdi. The Daily Beast, 50cent.com analistinin koalisyonun raporlarını tahrif etmek zorunda kaldıktan sonra Pentagon'un baş müfettişine şikayette bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Temsilciler Meclisi, Hükümet Denetim ve Reform Komisyonu bu konuda bir soruşturma başlatmıştı. Sonuç olarak çeşitli makamlar ortaya çıkacak skandalı engellemiş ve koalisyon komutanı General John Allen'ı istifaya davet ederek aynı zamanda aklanmışlardı. Donald Trump'ın seçilmesine kadar her şey eskisi gibi devam edebilirdi. ABD merkezli haber ajansı Reuters'ın anketine katılan ekonomist ve piyasa uzmanları, Türkiye ekonomisinin 2018'in 4. çeyreğinde %2.7 küçüldüğünü öngördü. 19 analistin katıldığı araştırma yıllık büyümenin %2.55 ile beklentilerin altında kalacağına işaret etti. Hükümet, Eylül ayında 2018 için büyüme beklentisini %3.8 olarak belirlemişti. Türk lirası geçen yıl dolar karşısında %30'a yakın değer kaybetmiş, yıllık enflasyon ise Ekim ayında son 15 yılın rekorunu kırarak %25'in üzerine çıkmıştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde %7.2, ikinci çeyreğinde de %5.3 büyüme kaydedilmişti. Aurora Forumu, 111 etkili bireyin Aurora Forumuna iyi niyet elçileri olarak katıldığını, bugünün ve gelecek nesillerin karşılaştığı acil ve ortak zorlukların üstesinden gelme taahhüdünü güvence altına aldıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Aurora Forumu'nun kurucu ortağı Nubar Afeyan, Vartan Gregorian ve Ruben Vartanyan, Ermenistan Cumhuriyeti ve dünyadaki olumlu sosyal değişimlerin geliştirilmesinde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar geliştiren Aurora Vizyonu'nun destekçileri olarak iyi niyet elçilerini selamladılar. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 14-21 Ekim günleri arasında düzenlenecek olan ilk Aurora Forumu, dünyaca ünlü liderleri ve dünyanın geliştiricilerini bir araya getirecek, tartışmaları teşvik edecek ve sağlık, teknoloji ve eğitimden sanata, teknolojiye ve elbette hayırseverliğe kadar bilgiyi paylaşacak. Aurora Forum fikri birçok kuruluşla işbirliği yaparak mümkün oldu. İyi niyet elçilerin isimleri 10 Mart 2019'da Aurora İnsani Girişimi Vakfı'nın kuruluşunun 4. yıl dönümü sembolik gününde yayınlandı. Ayrıca bunlar Aurora Forumu'nun kurucuları da olan Ermenistan Cumhuriyeti Kalkınma Girişimleri Vakfı, Ermenistan Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Vakfı, Scola Mundi Dünya Eğitim Platformu, Aurora İnsani Girişimi, Dilican Uluslararası Koleji ve Ameria Bank'tır. Ana ortaklar Ekim ayında çeşitli etkinlikler planlıyorlar. Guillaume Covanetti ve Çağla Zencirci'nin yönettiği Sibel adlı film sinemalarda. Kadın mücadelesi ve kaybolmaya yüz tutan ıslık dili üzerinden ilerleyen film metaforları ve günümüze dair mesajlarıyla dikkat çekiyor. Film, ıslık dilinin halen kullanıldığı Giresun Kuş Köyü'nde geçiyor. Kuş Köyü'nün ıslık dili konuşmayan Sibel için çevresiyle iletişim kurmasını sağlıyor. Ailesiyle yaşayan Sibel'in yaşamı kurt avında Ali ile tanışmasının ardından değişiyor. Feodal yaşam tarzının hakim olduğu köyde geçen film, genel hatlarıyla kadın ile erkek arasındaki iş bölümünde erkeğin rolüne eleştiriler getiriyor. Film boyunca toplumun cezalandırma yöntemleri irdeleniyor. Ali karakteri kısa ama belirleyici role sahip. Sibel'in dönüşümünde ve karar almasında etkili. Film boyunca bize Ali'nin savaşa yabancı olmadığı yönünde izlenimler veriyor. Ali derin bir çukurdan çıkıyor, açık yara tedavisi etmesini biliyor
Bu haliyle hayatta kalma yöntemlerine yabancı olmayan Ali tanıdık bir laf ediyor. Savaşacaksam kendim için savaşırım. Filmin terör kavramına dair yaptığı vurgu neredeyse hiçbir eleştiri yazısında yer almamış. Terör kavramının amacı dışında ve geniş kullanıldığı terörle mücadele kanunu diye bir kanunun olduğu bir ülkede bu noktayı gözden kaçırmak imkan dahilinde olmamalı. Ali ile tanışması ardından bir akşam Sibel genelde babasıyla dizi izlediği TV'nin başına geçiyor ve kanalların niteliği bir anda değişiyor. Sibel kanalları gezinirken teröristler öldürüldü, terörist ve sonra bir kadın sesi, terörist değiliz. Dil ve statü talep eden Kürtlerin, cemevlerinin ibadethane kabul edilmesini isteyen Alevilerin, soykırımın tanınmasını isteyen Ermenilerin, DAEŞ'e karşı savaşan Kuzeyli Suriyelilerin, muhaliflerin ve iktidardan yana olmayan her kesimin terörist olarak görüldüğü bu ülkeden kovulduğu günümüz Türkiye'sinde bizlerin sözünü Sibel Beyaz Perde'ye taşıyor. Biz terörist değiliz. Yetersiz ve cılız da olsa günümüz koşullarında Sibel filminin ötekiler için anlamı bu açıdan artıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size geleneksel şarkı ve dans grubu Bark Hayot'un seslendirdiği Arzuman adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.